olursa veya gazi şehit yakını olursa 10 bin lira şeklinde bir kuruluş parası veriyoruz öncelikle. İşler hayırlı olsun parası gibi. Sonra da yıl içinde SGK ödediği prim gün sayısı üzerinde bir performans ücreti ödüyoruz. İmalatçı olanlara daha farklı bir, bunlara ilave bir de makine desteği veriyoruz. Makine desteği verirken de imalatın düşük teknoloji, orta teknoloji ve yüksek teknoloji olmasına bakarak limitler belirledik. Düşük teknolojide bir iş yapmak isteyen imalatçımıza 100 bin lira, orta olursa 200 bin, yüksek olursa da 300 bin liralık bir makine desteğimiz var ve bunlar %75 gibi olarak veriyoruz. Yerli malı makine alındığı zaman bir %15 değil aramız var, yani %90'a çıkabiliyor bu hibe oranımız. Girişimlerimizin bunlara değerlendirmesi. Orada yerli ve milli derslerimiz daha fazla diyorsunuz yani. Evet tabii, yani yerli ve milli olması önemli. Yurt dışından makine alana alanla yerli makinemizi alan aynı değil. O yüzden bir %15'lik ilave desteğimiz var. Şeye bakıyorum, bu tanıtım dersini ben onu öyle dinlendim ama 100 bin TL'de genç 4 yıllık mezun olursa bir maaş desteğimiz var, marka tescili varsa, evet. Fuar desteği, yurt dışı gezisi. Evet, bunlar değişik. Bu destek modelini de 2019 Ocak itibariyle birkaç ay öncesinde hazırlıklarımızı yaptık. Bu destek modelinde de bir takım değişiklikler oldu. Zaten her yıl bu hem limitlerimizi hem oranlarımızı güncelliyoruz sistem yürümesine göre. İşletme geliştirme destek programı diye bir destek programı girdi geçen yıl. Burada işte dediğiniz gibi nitelikli eleman desteği dediğimiz işletmelere personel desteği şeklinde desteğimiz var. Şu anda 50 bin lira ama artacak o yılbaşında tekrar. Yani her işletme çalıştırmak istediği iki kişiyi istihdam ederse, işi alırsa bunların maaşlarının %60'ını biz KOSGEB olarak biz karşılıyoruz. Onun dışında işte fuar desteklerimiz var. Ürünlerini götürüp fuarlarda pazarlamaları için onlara yardımcı oluyoruz. Yurt dışı desteklerimiz var. Yurt dışına gezmeye gönderiyoruz. Oradaki fuarları hem bilgi birikimleri artsın hem de fuarlara gitsin. İşte işi görsünler diye yurt dışı desteklerimiz var. Sınav mülkiyet hakları desteklerimiz var, test analiz desteklerimiz var. Buna benzer 7-8 kalem desteğimiz var. Bunlar herhangi bir projeye gerek kalmaksızın internet üzerinden başvuru yapılarak alınabilecek desteklerimiz. Diğer desteklerimiz de proje bazlı. Proje yaparak alabiliyorlar ama bunlar projeye bağlı kalmaksızın her işletmenin başvurup alabileceği desteklerimiz. Evet. Bir şey var, son olarak da soracağım. Bazen danışma firmalardan telefon geliyor vatandaşa. Evet. Diyorlar ki KOSGEB'de paramızı biz hazırlayacağız, bize atıyoruz 150 TL ya da 1500 TL gönderdiğiniz zaman böyle bir dosya hazırlıyoruz, KOSGEB müracaatını yapıyoruz ve paranız hazır gibi. Bunlarla evet. ilgili bir bilgi kirliliği var. Evet, şimdi vatandaşlarımız, insanlarımız şunu bir kere bilsinler. KOSGEB'in hiçbir desteği ücret mukabili verilmiyor. Yani 1 lira bile, 1 kuruş bile almıyoruz. Biz aksine veriyoruz. Bu bağlamda bizim desteklerimizi istismar eden insanlar maalesef oluyor. Yıllardır başımıza gelen şeyler bunlar. Bunlara lütfen itibar etmesinler. KOSGEB'de uzmanlarımız var. Çağrı merkezimiz var. Biz varız. Buyursunlar, gelsinler, telefon etsinler. Biz kendilerini yönlendirelim ama istismar edip bu işi, işte ben size KOSGEB'den şunu alacağım, bunu yapacağım diyen maalesef çok sayıda vakada buluyor. Bunlara itibar etmesinler diyorum. Tamam. Bir telefon kadar yakın, uzmanımızı arayıp sorabilirsiniz. Kapımız açık diyorsunuz. Kapımız açık. Ardına kadar açık. Tamam. Teşekkür ederim.